Hızı saatte 120 km'yi aşan kasırgalar bazen daha da yüksek verilere şahit olabiliyoruz. Ki bunun bir örneği ise geçtiğimiz günlerde Bahamaları vuran, hızı saatte 300 km'yi bulan, binlerce kişinin evsiz kalmasına sebep olan ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği Dorian kasırgası. NASA uyduları, Ulusal Kasırga Merkezi'ndeki tahmincilere kızılötesi veriler ve Dorian kasırgası için bulut sıcaklık bilgilerini sağladı. Kasırganın şiddeti kategori 5 olarak adlandırılırken, bölgedeki gelmiş geçmiş en şiddetli ve en masraflı kasırga olarak da tarihe adını yazdırmayı başaracak. Peki bunları konuşuyoruz ama kasırganın neden çıktığını biliyor muyuz? Kasırgalar dünyadaki en şiddetli fırtınalardır. Ilık ve nemli havayı kendisine bir besin olarak benimseyen kasırgalar, ekvatorun üzerindeki ılık sulara geçiş yapar. Suyun yüzeyindeki havanın ısı ve nem almasıyla beraber sıcak hava arttıkça altında daha düşük bir basınç bölgesi bırakır. NASA'ya göre bu işlem, yüksek basınç alanlarından gelen havanın düşük basınç alanına doğru hareket etmesi, ısınması ve yükselmesiyle tekrarlanır. Bu sıcak hava atmosfere yeterince yükseldiğinde soğur ve bulutların içerisinde yoğunlaşır. Yoğunlaşma işleminden sonra ise hızla büyüyen, dönen hava ve bulutların girdapları gitgide büyür. Büyür ve kasırga ya da tropikal siklon adını verdiğimiz olaya dönüşür. Evet, kasırganın nasıl oluştuğunu da öğrendiğimize göre Dorian kasırgasının dünya ülkelerine verdiği zararın ne olduğunu inceleyelim. Bahamalarda fırtına öncesi şiddetli gelgitler yaşandı. 1 Eylül 2019'da bazı Abaco adalarında kasırganın ilk koşulları gerçekleşmeye başladı. Birkaç saat sonra yıkıcı kasırga geldi ve Dorian kasırgası 16:40 sularında kategori 5 haline geldi. 2 Eylül 2019'da sabah saat 7 sularında Grand Bahama Uluslararası Havaalanı sular altında kaldı. 8 yaşındaki bir çocuk fırtına dalgalanmasında boğulurken kız kardeşinin ise kayıp olduğu bildirildi. Başbakan pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte 8 yaşındaki çocukla birlikte 4 kişinin de Abaco adalarında ölü bulunduğunu doğruladı. Başbakan'a göre çarşamba günü ölü sayısı 20'ye, perşembe günü ise 30'a yükseldi. Ülkedeki maddi hasar 7 milyar dolar olarak tahmin edildi. Bu rakamın Bahama tarihindeki en masraflı doğa olayı olarak kabul edilmesi bekleniyor. Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Abaco Adası'nda 13 bin kadar evin zarar gördüğünü veya tahrip olduğunu bildirdi. Bir anda gelen kapsamlı su baskınları nedeniyle temiz su kuyularının deniz suyuyla birleştiğini, bu nedenle kirlendiğini ve acilen temiz suya ihtiyaç olduğunu bildirdi. 3 Eylül'de Başbakan Hubert Mins, "Acil görevimiz yiyecek, su, barınma ve güvenlik sağlamak olacaktır." 1 Eylül'de Başkan Donald Trump, Florida'ya ek olarak Güney Carolina ve Kuzey Carolina, Gürcistan ve Alabama'da beklenenden daha sert vuracak. Şimdiye kadarki en büyük kasırgalardan biri gibi gözüküyor. Zaten kategori 5. Dikkatli olun. Tanrı herkesi korusun ifadelerini belirten bir tweet yayınladı. Ulusal Kasırga Merkezi'nin önceki 24 saatte tahmin güncellemeleri Dorian'ın Alabama'dan uzaklaştığını ve Atlantik kıyılarını yükseldiğini gösterdi. Birmingham Ulusal Hava Durumu Servisi'nin Alabama ofisi, Trump'ın dakikalar sonra Alabama'nın Dorian'dan herhangi bir etki görmeyeceğini söyleyerek yayınladığı tweetle çeliştiğini belirtti. 4 Eylül'de Oval Ofis'te Trump, Ulusal Kasırga Merkezi'nin 29 Ağustos'taki Dorian'ın öngörülen pistinin değiştirilmiş bir versiyonunu sergiledi. Değişiklik siyah bir işaretleyiciyle yapıldı ve kasırganın olası yolundaki belirsizlik konisini Güney Alabama'ya uzattı. Birleşmiş Milletler, Bahamalara yardım elini uzatmayı da ihmal etmedi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, 4 Eylül'de sadece PM Hubert Mins ile bir araya geldi ve hükümetin Dorian kasırgasına verdiği yanıtla ilgili kapsamlı bir briefing verdi. Barınma, güvenli içme suyu, yiyecek ve ilaçlara acilen ihtiyaç vardır. Birleşmiş Milletler, bugün ve gelecekte Bahamalar halkını desteklemeye hazırdır şeklinde bir tweet yayınladı. Son olarak Bahamalarda hayatını kaybedenler için de çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğimle. Şimdilik hoşça kalın.